Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Neler hazırlayacağım? Hemen öncelikle onları sıralayayım. Çeşmi nigar çorbası yapacağım. Tavuklu bir kabak sandal hazırlayacağım. Hemen ardından da tereyağlı bir erişte yapacağım. İlk önce size göstermek için tavuklarımı doğramadım. Şöyle 400 gram, yani bir tane büyük kemiksiz göğsün yarısından biraz daha fazla diyebilirim. Tam 400 gram geldi, ben tarttım. Şöyle tavuklu sandal kabak için kullanacağım 3 tane şöyle. Eğer büyük kabağınız varsa büyük bir yaparsanız daha da iyi olabilir. Benim evde bunlar vardı. Bir tane kırmızı biber, yeşil biber, charleston bir tane de, bir tane de kuru soğan. Bunları doğrayacağım ama ilk önce kabaklarımı bir oyayım. Şöyle ortadan kesiyorum kabağı, tam ortadan. Siz yaparken büyük kabak tercih edin. Hemen şöyle çok fazla kabuğunu soymadım. Alacalı bir şekilde doğradım. Yıkadım. Bir şöyle tatlı kaşığıyla şöyle içerisine oyuyorum. Çok da rahat oyuluyor. Sıkı tutun ki kırılmasın kabağınız. Böyle bir tabak aldım hemen altına. Önce kalın yerleri alın. Daha sonrasında şu şekilde oyabilirsiniz. Birazcık kırdım galiba. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ocağımın başına geçtim. Artık kabakları kızartmaya başlayacağım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Ocağımın altında yakıyorum. Isınan yağımın içerisine kabakları bırakıyorum. Çok fazla yağda tutmayacağım. Hafif kızartacağım. Eğer yağlı gelirse suda haşlayabilirsiniz. Hemen çeviriyorum. Bu birazcık gelinmiş ama sorun değil. Yağını iyice süzdürüp çok aşırı pişmesine gerek yok. Kızarttıktan sonra yine aynı tavayla kabağın içini hazırlayacağım. Şöyle tavukları küçük küçük doğradım. Hemen onu da ekliyorum. İçini hazırlayacağım. Ocağımın altını tekrardan yakıyorum. İlk önce tavukları kavuracağım. Biraz yüksek açıyorum altını ki suyunu salmaması için. Eğer suyunu salarsa tavuğunuz, çektikten sonra soğanı eklersiniz. Şöyle göstereyim. Büyük değil, küçük doğru. Tavuğu yeterince kavurdum artık. İçerisine yemeklik doğradım kuru soğanı. Bir adet. Bir adet yeşil biber, kırmızı biber, bir de charleston. Onları da yemeklik doğradım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı sadece, fazla değil. Sıvı yağ ekliyorum. Soğan ve biberler kavrulana kadar pişireceğim. Şöyle tatlı kaşığın ucuyla salça, domates salçası koyayım. Kavrulduktan sonra şöyle 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, birazcık da tuz ekliyorum. Artık kavrulduğu yeterli. Artık tavuğu aldım. Hemen beşamel sosunu yapmaya başlıyorum kabağın. 1 yemek kaşığım tam doldurmadan tereyağı. Eriyen yağımın içerisine şöyle tepeleme olmadan 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Çok olmadan bir süre kavuracağım. Ben kaşığımı alıyorum. Şöyle 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Koyulaşana kadar karıştırıyorum. Koyulaşmaya başladıktan sonra şöyle bir miktar karabiber. Birazcık da tuz ekliyorum.
karıştırıyorum. Beşamel sosum da hazır artık. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kaynasın yeterli. Şöyle birer yemek kaşığı olacak şekilde içlerine dolduruyorum. Borcam çok büyük geldiği için gözüme şöyle küçük bir kaba aldım. Oğlum pek kabağı yemediği için böyle hazırladım ona. Siz de bir tane daha fazla kabak yaparsanız tam yetiyor. Yani 4 kişilik. Ben bu kabağı 3 kişilik olarak hazırladım. Bir tane daha kabakla yaparsanız 4 kişiye yeterli geliyor. Hemen şöyle beşamel sostan döküyorum üzerine. Tam geldi. Gördüğünüz gibi tavukta. Beşamel sos da tam geldi. Hemen üzerine kaşar koyuyorum şöyle. Kapatacak kadar. Şimdi fırına göndermeyeceğim çünkü sıcak sıcak olmasını istiyorum. Çok fazla çünkü fırında tutmayacağım. Sadece bir üzeri kızarana kadar fırında tutacağım için şimdi göndermeyeceğim. Kenarda beklesin. Daha sonrasında 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz. Ben hemen çorbama geçiyorum. Ocağımın başına geçtim. Artık erişte ve çorbayı yapacağım. Öncelikle eriştenin suyunu arka tarafa koyayım. O kaynasın. Çorbamı yapmaya başlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı. Ocağımın altını yakıyorum. Eriyen yağın içerisine şöyle bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu arada suyum da kaynadı. Bir paket 350 gramlık erişteden koyuyorum. Eriştenin içerisine şöyle birazcık tuz ekliyorum. O orada haşlansın. Kavrulan unun üzerine yarım su bardağı kırmızı mercimek. Islatmadan önce ölçün. Ondan sonra ıslatın, yani yıkayın. Bir süre bu şekilde kavuracağım. Bir süre kavurduktan sonra şöyle 2 su bardağı kadar bir soğuk su ekleyin. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Kettle'da kaynattım. 1 litre suyu ekliyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Hatta biraz daha fazla. Siz gene damak tadınıza göre ayarlayın tuzunu. Artık mercimekler pişene kadar çorbaya dokunmuyorum. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Altında kısıyorum. Kırmızı mercimekler pişene kadar ocakta tutacağım. Hemen erişteye bakıyorum. Çorbayı arka tarafa aldım. O orada pişsin yavaş yavaş. Eriştem de pişmek üzere. Piştikten sonra soğuk suya tutup süzeceğim. Erişte yeterince pişti artık. Ocaktan almadan önce şöyle bir bardak soğuk su ekliyorum ve ocağı kapatıyorum. Eğer ki makarnanız dibine yapıştıysa 2 dakika böyle bekletip kalkacaktır. Hemen makarnamı süzüyorum. Makarnanın üzeri için tereyağı eritiyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı. Ocağımın altını yakıyorum. İyice tereyağını eritip yakacağım. Makarnayı süzdüm. Hemen şöyle bir tabağın içerisine alıyorum. İsterseniz tekrardan tencerenin içine de koyabilirsiniz. Şöyle erittiğim tereyağını döküyorum. Şöyle birazcık tuz ekliyorum. Süzdüğüm için tuzu gitti. Karıştırıyorum. Bu arada yemeği de fırına attım. Şu anda pişiyor o da fırında. Çorbam da neredeyse pişti. Çok az kaldı. Tamamdır. Hemen çorbanın sosunu da hazırlayayım. 1 adet yumurta sarısına 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu yoğurt. Ben şunu da söyleyeyim. Genelde bu çorbayı daha çok sütle yapıyorlar ama bilmiyorum, ben yapmak istemedim. Eğer severseniz bir su bardağı süt ekleyebilirsiniz yoğurt yerine.
Şöyle yarım limonun suyunu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Maalesef çorbanın içerisine soğan koymayı unutmuşum. Hemen şöyle birazcık sıvı yağ koyuyorum. Bir adet kuru soğanı kavuruyorum. Tereyağı yaptığım tavada tekrardan soğanları kavuracağım. Hiç sorun değil. Ben soğan koymayı unuttuğum için şu anda bu aşamayı yapıyorum. Hemen şöyle çorbamın kıvamına bakıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Hemen soğanlar kavruldu. İçerisine ekliyorum. Ocağımın altını biraz daha yakacağım. Soğanları ekliyorum. Mercimekler artık iyice pişmiş. Hemen sosunu katıyorum. Şöyle birazcık sosa çorbadan katayım. Kesilmemesi için. Azıcık daha su katacağım. Siz de kıvamını sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çorba kaynamaya başladı. Bir iki taşım kaynattıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Ben de artık ocağın altını kapatıyorum. Blender'dan geçireceğim. Yeterli. Çorbam da hazır artık. Koyuluğunu tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çorbanın üzeri için nane yakacağım. Şöyle bir yemek kaşığını doldurmadan ucuyla tereyağı. Bir yemek kaşığının yarısı kadar nane. Bir iki yemek kaşığı da sıvı yağ. Erittiğim yağı çorbanın üzerine döküyorum. Çorbamı da kenara alıyorum. Artık yemeğimi fırından çıkarabilirim. Yemeğim de pişti. Hemen diğer ufağı da aynı şekilde. Şöyle. Bu da kabak sevmeyenler için gayet güzel bir seçenek olmuş oldu. Servis tabağını almadan önce neler yaptım? Şöyle bir sıralayayım. Çeşme nigar çorbası hazırladım. Tavuklu kabak sandalı. Ve ayrıyetten de tereyağlı bir erişte yaptım. Tavuklu kabak sandalını servis tabağına alayım. Sizler de görün. Hemen yanına da şöyle erişteden koyacağım. Çorbamı da bir servis tabağına alıyorum. Bugün de videomun sonuna geldim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.